Sevgili YouTube izleyicileri, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Hocam hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Gökhan'cığım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün çok şıksınız. Sen de çok şıksın. Çok Gökhan. Teşekkür ediyorum. Böyle değişik renklerde, fonlarda program yapmaya devam ediyoruz. Eyvallah. Zaten ne diyoruz? Hayatın renkli olması lazım. Mutlaka. Hep monoton, hep siyah beyaz iyi olmuyor. Olmuyor tabii ki. Yani insan böyle hani hayata baktığı zaman o hayatın içerisindeki birçok renk var. Tabii. Yani bu renkleri de hayatımızda işte sanat, edebiyat, şiir, gezi, turizm gibi. Tabii spor. Spor gibi, efendime söyleyeyim, kendini geliştirmek gibi, iş gibi, çeşitli her türlü renk var. Bu renklerin tabii insan hayatında dönem dönem bir etkileri var. Eyvallah. Gençlikte insanlar okul hayatını renkleriyle tanışıyorlar. İşte iş hayatı geliyor. Ondan sonra emeklilikte de hayatın gezme tozma. Tatiller, şunlar bunlar, kahveni içip keyif alma. Eyvallah. Gibi renkler geliyor hocam. Evet, tabii ki. Hocam renkler insanları etkiliyor mu sizce? Ya mutlaka herkesin sevdiği, etkilendiği, evet. Daha doğrusu uğru dediği renkler var tabii ki. Değil mi hocam? Evet. Mesela ben özellikle maviyi seviyorum, gök mavisi, efendime söyleyeyim leylak rengi, mesela lila gibi böyle pastel renkler daha çok hoşuma gidiyor, efendime tabii söyleyeyim. Ki. O renklerin böyle hani baktığınız zaman özellikle yeşil renk mesela doğa rengi çok huzur veriyor insan hocam. Evet tabii ki. Her rengin kendine göre bir güzelliği var tabii. Evet. Etkisi de var tabii ki. Var. Yani hocam şeyde o renk yelpazesine baktığınız zaman hani bazı programlarda yani o kadar farklı ve çok aşırı derecede renk şeyi var, yoğunluğu tabii var hocam. Tabii ana renkler var, ara renkler tabii var. İşte gökkuşağına baktığınız zaman da güneşin verdiği o bulutlardaki suya değerek hocam verdiği renkler çok etkili bir şey değil mutlaka mi hocam? Yani ben hocam hep şöyle düşünmüşümdür. İnsan zaman zaman mutlaka yaşadığı şehirden çıkıp doğayla baş başa olup o doğanın renkleri, sesleri, oksijeni, kuşlar, böcek yani böyle bir ferahlığı yaşaması lazım. Tabii ki özellikle doğayla bütünleşip evet o güzellikleri yaşaması. Değil mi hocam? Tabii yani ki o insan hep böyle şehrin içerisindeki o statik elektriği aldığı zaman vücudu hakikaten ona tepki veriyor. Tabii ki. İşte bu tepkilerden bir tanesi de nedir? İnsanlara bakıyorsunuz diyor ki lezzet alamıyorum. Evet. Efendim yaşadığım, yediğim içtiğimden lezzet alamıyorum. Şudur budur. Ya da aşırı bir şeyleri fazla yememek lazım. O tabii da aşırıya kaçmamak lazım. Değil mi hocam? Tabii ki. Dediğin gibi işte doğada bir elmayı dalından koparıp yemek ya da bir domatesi tarlasından yemek farklı. Değil mi? Köyünde olup da evet, tabii o mahsulleri, organik mahsullerden lezzet almak, efendime söyleyeyim o ekimine belki bir de yardım etmek. Tabii. Hocam hobi bahçeleri varmış İstanbul'da. Özellikle işte büyük şehirlerin sitesinden kurtulup biraz doğayla bütünleşmek isteyen insanlar. Evet. Ve zaman zaman hobi bahçeleri kiralayıp burada evet ekim, biçim işte meşgul et doğayla bütünleşme. Tabii yani hocam biraz tabii o bahçeler uğraşırken beliniz meliniz ağırmaması lazım. Yavaş yavaş tabii. Dikkat etmek lazım. Evet. Belli yaştaki insanlar daha rahat yaparlar. Tabii ki. Efendime söyleyeyim. Yani o bahçeyle uğraşırken belki insanın toprakla teması vücudundaki o elektriği de alıyor. Stres de alıyor tabii. Değil mi hocam? Evet. Çok önemli. Hocam peki hemen size sormak istiyorum. İşte zaman zaman Erzurum'un Hasankale ilçesine gidiyoruz. Tabii. Oradaki o doğal şifalı kaynakları tabii görüyoruz, şu ediyoruz böyle. Sizce termal suların çok çeşitleri var değil mi hocam yani? Tabii özellikle Türkiye bu yönden çok zengin biliyorsun. Evet. Termal suların kaynaklarına göre şifalar da farklı tabii. Farklı değil tabii mi hocam? Evet. Vücut cilt hastalıklarını tut da işte romatizmal hastalıklar. Bunun yanında mide rahatsızlığına iyi gelenler var. İçilenler var. İçilenler var tabii. Banyo yapılanlar var. Banyo yapılanlar var. Şifası çok fazla mutlak. Evet yani bazı yerlerde işte egzama için, şu için, tabii, bu tabii için, sedef hastalığı için, tabii romatizma, bel tabii ağrısı tabii gibi bir sürü. Tabii bunların çoğu hocam doktor tavsiyesiyle olması tabii gerekiyor. Zaten doktor tavsiyesiyle yönlendirilmek. Ne kadar girilecek, ne kadar kalınacak. Yani kalp hastası olan var, tansiyonu hastası olan var. Yani bunların dikkat etmesi gerekiyor. Tabii işte Hasankale'dekinin şifası farklıdır, Ilıca'dakinin farklıdır. Ilıca'da farklı tabii hocam. Başka tabii yerde mesela Sivas'ta var. Tabii. Efendime söyleyeyim Kızılcahamam'da var. Tabii. Efendime söyleyeyim Balıkesir'de var. Tabii. Bir sürü yerde Cenab-ı Allah Türkiye'ye doğal şifalı su kaynakları tabii nasip etmiş. Tabii. Bunun yanında maden suları var. Çok şükür tabii. Şifalı sular yani yer altı kaynaklarından da Türkiye'miz çok zengin. Çok İşte zengin bor mesela hocam, bor tabii maden. Tabii. Allah razı olsun. Yani büyük her yerde bütün alanlarda kullanılıyor tabii. Değil mi? Tabii. Yani ben insanın da gönlünün de bir hazine olduğunu inanıyorum. Tabii nasıl ki toprak altında hazine varsa insan gönlü de, insan kalbi de, insan ruhu da bir hazine gibi. Mutlaka. Bu ruhu, bu hazineyi, bu gönlü genişletebilmek, zenginleştirebilmek de yaşadığı şehri, yaşadığı bölgeyi, deki o güzellikleri almasıyla
meydana geliyor. Tabii. Aynı zamanda maneviyatın almasıyla da meydana mutlaka geliyor. Ve bir de merhamet burada çok önemli. Merhamet çok önemli. Tabii de bunun da sabır önemli. Sabır çok şükür önemli. Şükür önemli. Tabii. Hepsi bunların çok önemli şeyler. Bunlar bir arada olduğu zaman o insana baktığın zaman güzellikler saçıyor. Tabii. Hem fiziken hem ruhen. Eyvallah. Tabii. Güzellikler saçıyor. Bu arada bizi izleyen, bütün kanalımıza abone olan, bizi izleyen Facebook sayfalarımıza abone olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar, sağ var olsunlar. Davetlerimizi kırmadılar, geldiler. Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür tabii ediyoruz. Hocam yine bugün bir yağmurlu havadayız. Evet, yağmur işte Ekim'in serin havası başladı diyelim ülkece. Evet, yani bu tabii yağmurun ayrı bir bereketi var. Bereketi var, kısmeti var. Yani mutlaka yağmur olması lazım. Özellikle evet, büyük şehirlerde su sorunu çok evet bir problem. Biraz tasarrufsuz kullanıyoruz suları. Bana öyle tabii geliyor hocam. Yani o suların o işte boşa akması, efendime söyleyeyim işte halı kilim yıkanması, şudur budur. Bunlar çok suya boşa harcayan işler. Tabii özellikle bu pandemi döneminde biraz daha fazla kullanıldı hijyen açısından. Evet. Temizlik açısından işte onunla biraz su artışı oldu tabii. Hocam tabii yazın 2 milyon 2,5 milyon metreküp İstanbul su harcıyor tabii, günlük. Tabii. Çok büyük bir rakam bu. Büyük rakam. Kışın biraz daha düşüyor herhalde tahminim. 2 milyon metreküp ya da 1,5 milyon metreküp'e tabii düşüyor. Tabii yazın duş alma, yıkanma, şudur budur biraz daha fazla. Tabii İstanbul dediğin zaman Marmara bölgesi benim aklıma geliyor. Yani çok büyük İstanbul bir bölge. İstanbul yani sınırsız bir şehir. Çok büyük bir bölge. Aynı zamanda tabii bu sular geliyor ama bunların da bir atık su problemi de var. Onlar tabii, da tesislerde gelirim arıtılıyor. Allah İşte biyolojik arıtma tesislerinde, normal tesislerde arıtılıyor. Artık denizler eskisi gibi kirli şekilde verilmiyor. Tabii. Tabii bazı iş yerleri kaçak olarak derelere merelere verebiliyorlar. Bunu da yapmamaları lazım. Çok çünkü çok kimyasal denizleri bozan değil mi hocam? Denizdeki canlıları bozan. Evet. İşte müsait sorun oldu biliyorsun. Yani çok büyük bir sorun yani oldu. Onu işte temizlediler hocam biraz. Allah razı olsun. Çevre Bakanlığı sağ olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz onlara da. Sağ olsunlar. Sağ olsun. Yani bütün çevreyi bir komple düşünmek lazım. Tabii. Pikniğe gittiğimiz zaman çöplerimizi, şuyumuzu, uyumuzu atmamak lazım. Aman ormanlık bölgelerde piknik yaparken ateşlere çok dikkat edelim. Tabii. Söndürelim. Evet. Su dökelim. Hatta başında bekleyelim. İyice söndüğüne emin olalım. Tabii özellikle mangal yakmayalım. Tabii. Hazır götürelim. Tehlikeli hocam. Tabii. Hazır evden dürüm bürüm yapıp götürürseniz. Daha güzel olur. Hocam dürüm dediniz de eski tren yolculukları aklıma geldi. Biraz anlatın onları isterseniz. Eski tren yolculuklarında biliyorsun o zaman Doğa Ekspresi. Doğa Ekspresi'ne yolculuk yaparken kuru köfte dürüm olurdu. Yumurta dürüm olurdu. Harikaydı hocam. Yani o zaman yollarda işte termos çay, ondan sonra meyve. Yollarda evet, meyve satarlardı biliyorsun. Evet hocam. Poşetten içinde elma, armut işte o mevsimine göre. Evet. Yani çok büyük bir lezzet ve keyif olurdu. Eskiden o yataklı vagonların restoranları çok kaliteliydi. Çok kaliteliydi. Evet. Şimdi öyledir inşallah. Kahvaltılar olurdu. Tabii çok güzel. Öğlen yemekleri sanki bir restorandaymış gibi özel yemekler çıkardı. Çok güzeldi ve özellikle hocam ben trende gece giderken böyle camdan yıldızları görmek, o hani karanlık ya dağ bölgeleri yani, oralar. O milyonlarca yıldızlara baktığın zaman insan büyüleniyor çok hocam. Gece uyurken de o böyle treni sallaması tıkır 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 beşik tıkır gibi, tıkır, evet, beşik gibi. Çok hoş, güzel bir şeydi hocam yani. Güzel bir yolculuk tarzı dediğin gibi. Evet. Ülkece işte zamanında teknoloji ilerledi fakat işte lezzetler. Her şey var fakat lezzeti yok dediğim lezzeti gibi yok. İşte Doğu Ekspresi turizm trenine döndü herhalde. Döndü işte yani çok kalitelileşti. İnşallah ben şöyle diyorum evet hocam. Bir gün Doğu Ekspresi'ne binelim. Evet. Değerli Kars'a kadar, Kars'taki kardeşlerimizin evet yanına kadar bir gidelim. Çok değişik ve güzel. Oradaki peynirden, lezzetli peynirinden, tabii, şusundan, evet, busundan bir tadalım. Çok güzel. Kars'ın kaşar peyniri biliyorsun meşhur, çok tabii meşhur. Orada da çok değerli kardeşlerimiz var. Evet. Kars'lı kardeşlerimize de selam, selamlar, saygılar gönderiyorum. Yani o gittiğiniz zaman o yerinde o peyniri yediğiniz zaman hocam muhteşem tabii. İşte Erzincan'ın tulum peyniri. Tabii. Erzurum'un göğermiş peyniri, tabii, cibil peyniri değil evet mi hocam? Tabii. Bizim o cibil peyniri hocam muhteşem tabii ki. Onun mevsimi ne zamandır hocam cibil peyniri? Bahar geldiği bahar zaman. Bahar mevsiminde değil mi? Tereyağıyla, şu suyla, bu suyla. Özellikle zannedersem köylere sipariş veriyorlar. Tabii. Köylerde tenekeyle işte tabii yağlı peynirinden, koyun peynirinden tabii şudur budur yapılıyor. Şey aklına geliyor musun? Hatırına geliyor mu? Havuz. Aa hocam o da çok lezzetlidir. Kuru kaymak çok mesela. Çok harika yani balla birlikte. Tabii kuru kaymak. Kahvaltıda, balla birlikte, kahvaltıda tabii, çok güzel. Yani şimdi hocam işte bu lezzetler bizim küçüklüğümüzde biz bunları yaşadık. Şimdi çocuklar bile çoğusu bilemez. Kuru kaymak. Evet. Efendime tabii söyleyeyim işte balıyla havuz var. Var yiyenler var ama. Tabii. İşte eşkın, çaşır, tabii, evelik, tabii, yemlik yani. Eveli yemli oymadım ak diyor ya hocam tabii ki türküde. Yani o lezzetleri, o şeyleri inşallah tekrar tabii bu günümüzdeki çocukların da yaşaması nasip olur. Şaşır mesela.
Hocam muhteşem. Kahvaltıda. Kaşları tabii ciğer peynirle beraber lavaştan. Of. Muhteşem operasyon. Muhteşem yani Erzurum'un çoğu evinde ben yenildiğini zannediyorum. Var tabii devam ediyor yine. Evet buradan da Erzurum dadaşlara selamlar. Erzurum'a selamlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yani hocam şimdi şöyle bir durum var. Göğermiş peyniri lavaşa sardığınız zaman. Muhteşem olur tabii ki. Sağ ve çayla beraber. Hocam iki sene önce bir misafirhane tesiste kalmıştık. Allah razı olsun, evet. Cumartesi günleri onların bir döner yemekleri çıkıyordu. Muhteşem. Harika eski yani muhteşem. Doğal döner. Oradaki döner. Bize misafir eden değerli hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum. 40 gün bizle birlikte. Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Hepsi gece gündüz bizle birlikte Allah kaldılar. Razı olsun. Onlara da selamlar gönderiyoruz. Selamlar. Saygılar, hürmetler gönderiyoruz. Bizi canı gönülden misafir ettiler. Allah razı olsun. 40 gün gündüz gece bizle birlikte oldular. Allah razı olsun. Çaylar, sohbetler, muhabbetler. Evet. Akrabadan öte oldu. Akrabadan öte bir kardeşten, bacıdan öte. Evet. Allah razı olsun. Hocam bizim Türk milletimiz böyle değerli bir millet. Çok kıymetli insanlar. Allah onlardan razı olsun. Ve bu bölgede çok tarihi medeniyetler. Tabii ki. İşte Mezopotamya'sından, evet. Şusundan, Musundan. Yani büyük medeniyetler yaşamış. Ve Göbekli Tepe biliyorsunuz hocam. Tabii. Efendim söyleyeyim yani Ürgüp'teki işte Peribacı bacalarından tutun da yani çok büyük medeniyetler geçirmiş. İşte hatta Bizans Doğu Roma İmparatorluğu'nun yaptığı kalede Erzurum'da. Erzurum'da evet. Erzurum Saat Kulesi. Saat Kulesi dediğimiz Doğu kale. Roma Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı bir kale. Tabii sonradan bizim İslam orduları oraya ele geçiriyor. İstanbul. Oraya mescit yapıyorlar. Tabii. Efendime söyleyeyim işte saat takılıyor şudur budur. Aslında herhalde o kule gözlemek için yapılmış. Gözlem kulesi tabii. Evet. Düşmanı gözlemek, çevreyi gözlemek açısından. Evet. Kullanılan bir kule diyoruz. Altta şehirler de varmış zamanında. Gökhancığım tüneller. Tüneller, türbeye. Tabii, türbeye tabii, giden tabii. Su getirmek için. Münhasara olduğu tabii, zaman tabii. Çevirme. Oradan gidip su. Babaannem dedi ki 21 mumla mı gidiliyormuş? Evet, 40 mumla mı? 40 şey, mumla tabii. Mı? Babaannem dedi ki türbeye kadar giden bir yolu var. Evet. Su işte getirmek için, yiyecek tabii. Getirmek için evet. Yapılan bir yol. Tabii su böreği dediğinde su böreği aklıma geldi. Hocam muhteşem. Diye sen bir de çok seversin onu. Ben çok severim. Hatta yani biraz pehrize dikkat etmezsek 4-5 bileyim yeriz. Tabii tabii. Tabii. Yanında da lahana turşusu olursa. Of güzel. Teşekkür ediyoruz sağ olsunlar var olsunlar. Tabii hocam o devirde o tünele eşebilmek. Efendime söyleyeyim işte, teknoloji tabii. O çeşmeler Erzurum'un çeşmeleri Cennet Yazıcı Kırkpınar Zeynal evet. Efendime söyleyeyim Paşa Pungarı gibi bir sürü Erzurum'da çeşme tabakhane şabakhane evet. Özellikle Ramazan'da iftardan önce gidip oradan bidondan su getirirlerdi bu, çay tabii, demlerlerdi. Tabii. Mesela bir cennet çeşmesi hocam. Tabii ki Allah razı olsun. Yani rahmetli babamızın da o çeşmelerin restorasyonunda çok emeği büyük var, emeği tabii. Var. Allah rahmet eylesin evet. Cennet mekan olsun. Amin. Hocam diyor ya ağaç diken su getiren şey tabii. İnsanların çok büyük sevabı tabii, var. Büyük hizmetler. Yani diyor ki kıyamet koptuğunu görseniz bile elinizdeki ağacı dikin. Tabii. Veya bir hadiste diyor ki nehrin yanında yıkansanız bile suyu tasarruflu kullanın. İsraf etmeyiz. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Tabii. Su çok değerli bir şey. Dünyada yavaş yavaş su kaynakları azalmakta. Efendime söyleyeyim tıpkı iyi insanların azaldığı gibi su kaynakları tabii, da azalmakta. Eyvallah. Lütfen iyiliğin kıymetini, merhametin, suyun, doğanın kıymetini bilelim tabii. Bilelim. Hocam bu tabii konumuzun dışında ben biliyorsun biraz uzaya meraklıyım. Tabii ki. Sizce Mars yolculuğu mümkün mü? Mümkün. Gidip gelmek. Gidip gitmek için bir şey değil mi? Dönüşü bilemem. Gidiş kolay da diyorsun dönüş, hocam. Evet. Biraz problemli olabilir. O da belli bir zaman içinde gidip gelme muhtemel olacak. Hocam yani şimdi Kur'an ayetlerinde de tabii. Göktekinler ve yerdekinler Allah'ı zikrederler diyor. Eyvallah. Ve Allah'a aittir. Amen. Şimdi işte Yecüc Mecüc'ün kıyamet esnasında diyor ki her dünyaya her tepeden saldırırlar ayette. Yani dünyaya her tepeden. Bir ilişkisi var. Tabii. Yani işte yani hocam yani mutlaka biz nasıl uzayda biz dünya içinde bir gezegende yaşıyorsak biz de uzaylı sayılırız. Eyvallah tabii. Ben başka gezegenlerde de başka yerde yaşayan şeylerin olduğunu inanıyorum. Cenab-ı Allah der 70 bin alem. 70 bin alem yaratılmış. Yaratmış yani eyvallah. Hocam. Mutlaka ki bizim belki galaksimizin çok uzak bölgelerinde ışık yılı olarak yaşayan uzaylılar bir takım canlılar şeyler tabii, vardır. Canlılar vardır. Belki onların teknolojisi bizim dünyamıza, galaksimize gelmeye yetiyor ama bizim gitmeye yetmiyor. Tabii. Şu anda herhalde büyük sorun Mars'a giderken ki yakıt problemi. Yakıt problemi. Gidiş dönüş yakıt problemi. Bir de orada oksijenin olmaması. Tabii. Psikolojik problemler olabilir tabii. Hocam kapalı alanda o kadar zaman bir yıla yakın mı? Evet. Yani artık tabii. Ne kadar zamansa şu anki teknolojiyle evet. O kadar zaman gitmek hocam ve oraya indikten sonra hiçbir yardımın olmaması. Sadece gemide götürülen şeylerin yardım olması. Tabii.
yiyecek, içecek, su, işte oksijen gibi çok zor. İşte önceden herhalde bu yapılan robotlar biraz bu uzay seyahatleri için yapılmış gibime geliyor. Hocam yalnız tabii Kur'an'da bildirildiğine göre evet. Zülkarneyn Hazretleri var biliyorsunuz. Zülkarneyn Hazretleri için ayet Estenzübillah Bismillahirrahim şöyle diyor ki onun biz emrine rüzgarı verdik. Bir aylık yola bir günde giderdi. Eyvallah. Tabii. Hocam hatta diyor öyle bir yolculuk yaptı ki güneşi bir balçıkta batarken gördü. Eyvallah. Hocam bunu ben beynim çok muhteşem bir şey. Muhteşem, o güneşin balçıkta batarken görülmesini tabii biz idrak edemiyoruz tabii, hocam. Evet. O nedir? Nasıl bir şeydir? Bir gezegende ondan sonra öyle acaba? Diyor başka bir yöne de yolculuk yaptı ki gittiği yerde gölgelik yapacak hiçbir şey yoktu. Eyvallah. Ve oradaki insanların dilleri çok farklıydı. Hatta dediler ki bize dediler işte Yecüc Mecüc büyük fitne ve zarar veriyor. Onlarla bizim aramıza bir sed yap. Eyvallah. O da dedi ki getirin o zaman taşları, kayaları, efendim, bakırı, efendim, demiri büyük bir ateş yaktılar. İşte Zülkarneyn Hazretleri onlara Yecüc Mecüc kavmine büyük bir sed yaptı. Eyvallah. Yani demek ki işte kıyamete yakın o sed açılacak deniliyor evet, hocam. Evet. Ve diyor ki Yecüc Mecüc kavmi o set açıldığı zaman dünyadaki bütün yeşillikleri yerler, suyu içerler. Eyvallah. Yani hocam Allah muhafaza etsin. Eyvallah. Acaba Yecüc uzaydan mı gelecek? Tabii. Acaba uzaydan mı gelecek? Çünkü dünyaya her tepeden, tabii, yani yükseklikten var. Bahsediyor hocam. Tabii, yerden ilişkisi, yani tabii. Yerden çıkar değil, dünyaya her tepeden saldırırlar. Göklü ilişkisi var tabii. Olabilir hocam. Belki bir uzay kavmi dünyaya saldıracak. Olabilir, belki bir şey tabii. Olacak. Yani eyvallah. Hani bu Yıldız Savaşlar denilen filmlerdeki gibi hocam yani hocam zaten eskiden dikkat ederseniz biz uzay yolunu izlerken böyle küçük bir aletle Kaptan Kirk gemiyle konuşuyordu. Biz dedik ki bu imkan yok, kablo yok, bir şey yok. Nasıl konuşuyor? Şimdi cep telefonları aynısını yapıyor. Tabii. Daha fazlası. Şimdi hocam atıyorum bundan çok eski yıllarda yaşamış bir insan cep telefonunu görse çok aşırı derecede hayret eder. Tabii hayret. Çünkü ama bizim için çok sıradanlaştı. Sıradan geliyor. Tabii. Yani sen Almanya'da olan bir yakınında buradan görüntülü konuşabiliyorsun veya tabii. İşte atıyorum şey yani teknoloji ilerledikçe hocam bence çok farklı şeyler olacak. Tabii mutlaka yani teknoloji ilerledikçe bu uzay gemilerinin hızı da herhalde artacak gibime geliyor tabii. Evet yani hocam neden Mars bir de? Tabii. Özellikle niye Mars'ın üstünde? Acaba orada madenler mi var? Yani madenler de herhalde biraz da yakınlık problemi de yani yakın yani. En yakın bölgelerden en yakın bir tanesi. Ki, yani o da bir yıldaki biliyor. Tabii evet. İnsanoğlu da henüz ışık hızına ulaşamadı. Tabii. Teknolojik olarak işte. Ama geçmiş devirdeki medeniyetlere baktığınız zaman işte Hazreti Süleyman'ın yanındaki kişilerin kendisinin ilmi Cenab-ı Allah tarafından verilmiyor. Hocam bir de ledün ilmi var. Tabii ki. Tabii bu ledün ilmi Hızır Aleyhisselam'da olan bir ilim. Tabii ki. Bu okumakla, araştırmakla şununla bununla olmuyor. Bu direkt Cenab-ı Allah'ın verdiği bir ilim. Nasip olun. Tabii onu verildi, onu ancak Cenab-ı Allah murad ettiği kişiye eyvallah, veriyor o ilmi. Tabii. Yani hocam Hazreti Süleyman döneminde işte Sebe Melikesi'nin tahtını yanındaki bir alimlerden bir tanesinin bir saniyede getirmesi. Işınlama işte. İşte zaman, eşyanın zamanda yolculuğu hocam. Tabii, bir saniyede aynen. Diyor ben hiç zarar vermeden getiririm. Tak getiriyor. Eyvallah. Diyor tabii. Ki biz kitaptan ilim verdiğimiz bir zat vardı Hazreti Süleyman'ın yanında. Evet. Anında diyor Sebe Melikesi'nde hatta çok büyük bir taht hocam ve çok uzakta. Anında diyor Sultan Süleyman Hazreti Süleyman'ın önüne getirdi. Eyvallah. Şimdi hocam bunu nasıl izah edeceksin? Hakikaten şu andaki teknolojimizi biz çok beğeniyoruz ama geçmiş medeniyetlerin demek ki çok büyük teknolojileri var. Teknolojiler var, evet. Tabii Allah tarafından verilmiş. Tabii Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği ilim. Cenab-ı Allah hepimiz ilk önce aklımızı, zekamızı tam kullanmayı nasip amin. Etsin. Bütün kardeşlerimize nazar değmesin. Maşallah amin. La kuvvete illa billah diyoruz. Tabii. Cenab-ı Allah muhafaza etsin. Eyvallah. Sağlığımızı daim etsin. Tabii ki. Yani hocam bugün Mars, Venüs, işte Uranüs, Neptün veya diğer galaksiler efendim söyleyeyim. İşte bir de zaman tabii uzaydaki zamanla dünyada yaşanılan zaman farklı. Tabii ki. Yani atıyorum dünyada 40 yıl geçtiği zaman belki de uzayda 2 yıl geçmiş oluyor tabii. Ya da 3 yıl. Yani bir zaman farklılığı var. Büyüklük. Büyüklük tabii. Ve hacim anlamında. Evet. Bir de tabii zaman kırılması denilen bir nokta var hocam. Evet. Yani kainata baktığınız zaman hocam yani entropiye hiçbir düzensizlik göremiyorsunuz. Yok asla. Hiçbir düzensizlik göremiyorsunuz. Evet. Yani her şey Cenab-ı Allah'ın emrettiği şekilde hareket etmeye eyvallah. Devam ediyor. Evet. Ay, güneş, yıldız. Hocam yani mucize arayan zaten güneşle aya baktığı zaman sadece dünya için yanında, dünyanın yanında bulunan tabii. Ve dünyanın etrafındaki galaksiler, şunların gezegenleri aydınlatan ve tabii. Bir zaman üzere hareket eden. Atmosfer olan tek gezegen. Atmosfer olan ve ay gece lambası tabii. Güneşle gündüzümüzü aydınlatıyor. Eyvallah. Yani ayette Estağfirullah diyor ya Cenab-ı Allah daima gece yapsa ne yapacaksınız? Veya daima gündüz yapsa ne yapabilirsiniz? Eyvallah. Onun için Allah-u Teala'ya şükürler olsun. Çok şükür diyoruz. Cenab-ı Allah hepimizi hidayetten ayırmasın amin. Diyoruz. Bugünkü hocam programımızı böyle
değişik farklı konulara ayırdık. Genel konular, sohbetler tabii. Genel konulara ve sohbetlere ayırdık. İnşallah faydalı oldu diyoruz. Tabii inşallah. Yani kapatırken isterseniz güzel bir senin sözden, tabii sen kendi sözlerinden de olabilir. Kendimden de olabilir. Bir farklı kişiden de. O zaman Yunus Emre'den. Tabii olabilir. Diyor ki ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Eyvallah. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Hoş kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet.